İnsana yön veren rehberler yaşadıklarını söylemeli ki karşısındakine tesir etsin. O zaman rehber insan doğru seçilmeli. Elbette. Çünkü rehberi kör olanlar yolda yürüyeceklerine oldukları yerde kalsalar hedefe daha yakın durmuş olurlar. Peki doğru olanı nedir? Yumuşak konuş. Kalplerin kapısı açılsın. Sıcak kalpli ol, düşüncelerin kabul görsün. İhlaslı davran, tesiri kuvvetli olsun. Peki bunun yanında bilgi de gerekmez mi? Evet. Fakat ruha mal edilmiş bilgi gerek. Sahibinin sırtına yük olmayan, yüce hedefleri taşıyan marifetli bilgi. Dilerim Allah'tan beni marifete eriştirsin. Ben de dilerim Rabbimden bu heyecanı muhtaç gönüllerle buluştursun. İnsanları cehaletin her türlüsünden korusun. Oğlum, yesene biraz. Aç değilim ana. Baba, gitme ne olur. Gitme. Başka bir şey yapalım. Birlikte İstanbul'a gidip çalışalım. Bu böyle nereye kadar sürecek? Bak bir kolunu da kaybettin zaten. Canını da mı kaybetmek istiyorsun? Sana diyorum baba, sana diyorum. Kaçağa gitme, gitme. Çok biliyorsun sen. Ben kaçağa çıkmasam... Bu bebeler ne yiyecek? Bu ev nasıl dönecek? Senin dersine paran nasıl ödenecek? Hiç düşündün mü? He? Düşündüm evet. İstemiyorum ben dershane falan. Gitmesen de olur. Sanki okusan ne olacak? Yine yoksul olmayacağız mı? Yine aç olmayacağız mı? Şehre gidelim. İstanbul'a gidip çalışalım. O kadar kolay değil başına alıp gitmek. Bilmediğin şeyler var. Hem öyle bir şey yaparsak yaşatmazlar bizi burada. Anlamıyor musun oğlum? Kaçağa gitmezsek bize ekmek yok. Mecburuz. Haşim! Oğlum nereye? Babamı durdurmam lazım ana. Haşim! Git buradan! Geri dön! Baba ne olur gitme! Ne olur geri dön! İyi değil bu işin sonu! Haşim dön! Benim yapacak başka işim yok! Hadi git! Thank you.
Haşim'in durumu zor. Zorluk ulaşılmaz değildir. Nasıl ulaşılmaz değil? Vicdanlar ışığı ararlar. Aradaki perde kalkınca sarmaş dolaş olurlar gerçekle. Bunun için ne yapabiliriz? Allah'ın inayetine sığınıp hemen işin yoluna koyulmalıyız. Şimdi hangi yola yolculuk var? Öğretmenlik mi yapacağım? Ama nasıl olur? Hem ne yapabilirim? İyi bir öğretmen, dikkatli bir çiftçi gibidir. Attığı tohumun hem ekeni hem koruyanıdır. İyisiyle kötüsüyle bütün toplum onun ilgi alanıdır. Olaylar karşısında talebelerine yön vermek, hedef göstermek de ona aittir. İyi de ben nasıl giderim? Nasıl yaparım öğretmenliği? Gideceğin yerde de yolda da yalnız değilsin. Nice adammış ruhlu, ak yüzlü öğretmenlerle buluşacaksın oralarda. Peki siz de gelecek misiniz? Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun kardeşim. Dostlar sağ olsun. Adım Faruk. Bu civardanım ben de. Rahmetli babanı uzaktan tanırdım. Şimdi zamanı değil belki ama... Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Yak bir tane. Yok, sağ ol. Babanın ölümüne çok üzüldüm. Bir iç uğruna öldü. Evet, maalesef. Cahillikten. Doğru. Cahillikten. Ben ona söyledim ama. Söyledim. Yapma dedim. Bu yaptığın iş, iş değil dedim. Ne yapsaydı peki? Yani bir sürü şey yapabilirdi. Ne bileyim, şehre gidebilirdik mesela. Bunun çözüm olduğunu mu sanıyorsun? Yani biraz para kazanırdık. Giden insanlar bir yolunu buldular. Fena mı olurdu yani? Evet, fena olurdu. Çözüm olmazdı. Çünkü babanın kaderi buydu. Bu topraklarda yaşayanların kaderi bu. Açlıktan ölmek. Senin de kaderin bu olacak. Nasıl yani? Basbayağı öyle. Ya burada kalıp hiçbir şey yapmadan yok olup gideceksin... ...ya da buraların kaderini değiştirmek için savaşacaksın. Nasıl savaşacağım yani? Bize katılarak... Daha mı çıkmalıyım? Hakkını aramalısın. Şunu unutma. Bu coğrafyada hak verilmez, alınır. Bunun için mücadele edeceksin. Al bu parayı. Nedir bu? Baban öldü. Hiçbir geliriniz kalmadı. Bu sizi birkaç gün idare eder. Peki sonra ne olacak? Yani eğer ben seninle gelirsem ne yiyip ne içecek ailem? Bize katılırsan ailene düzenli olarak para ödenecek zaten. Sahi mi? Sahi, bu parayı al. Bunu alarak bize katılmış olmayı kabul etmiyorsun. Merak etme, seni zorlayacak değiliz. İyi düşün, bu yoksulluk mukadderat değil. Direnmen lazım. Biz senin tarafındayız. Bir karara vardığında gel görüşelim. Hadi, kal sağlıcakla.
Bırakın şunları bakayım. Bırakın. Bırakın onları. Bırakın şunları. Ne oluyor? Oğlum. Aklından neler geçtiğini anlamadığımı sanma. Bizi buralarda koyup gitmeyi düşünüyorsun. Gidersem yine sizin için giderim ana. Bizim için bir şey yapacaksan git, oku. Adam ol oğul. Başka bir şey istemiyorum senden. Babanın ölmeden evvel tek arzusu buydu. Oğlum okusun, vatanına milletine faydalı bir adam olsun diyordu. Anne, bu işler okumakla filan hallolmaz. Mücadele etmemiz lazım. Gitmeyeceğim dershaneye. Bu mücadeleye katılacağım. Mücadele. Elbette mücadele edeceksin. Alın terinle, dürüstlüğünle ve çalışkanlığınla hayatı kazanmak için mücadele edeceksin. Doğruları öğrenmek, dost doğru bir adam olmak için mücadele edeceksin. Yanlış bir yolda kaybetmek için değil, doğru yolda kazanmak için mücadele edeceksin. Anne, bırak bu boş lafları. Bilmiyorsun sen. Hayat böyle değil. Hiçbirimiz böyle bir hayatı hak etmiyoruz. Bana güven. Gör bak, yapacaklarımla gurur duyacaksın. Seninle gurur duymamı istiyorsan oku Haşim. Babanın vasiyetini yerine getir. Ana, hakkını helal et. Haşim! Haşim! Haşim dur! Oğlum! Gitme! Yavrum! Haşim! Geldin demek. Hoş geldin. Sanırım kararını verdin artık. Evet, kararımı verdim. Öyleyse hazırlıklara başlamalıyız. Hemen mi? Hemen ya. Kaybedecek zamanımız yok Haşim. Al bu parayı. Hazırlığın için gerekebilir. Hem de gitmeden evvel ailenin ihtiyacını karşılarsın. Abi, annem çok kızdı. Şimdi ben bu parayı alırsam... Hepimizin anneleri böyle yaptı başta. Korkudan Haşim. Korkuyorlar da o yüzden. Merak etme, alışır o da. Ben o kadar emin değilim. Yardım edebilir miyim teyzeciğim? Benim bir maruzatım vardı oğlum. Buyurun, bir anlatın derdinizi. Bizim elimizden gelen bir şey olursa seve seve yardım ederiz. Cahilliği yüzünden. O karanlık yolda kardeşimi kaybettim ben öğretmen bey. Daha 20 yaşındaydı. 2 hafta sonra cenazesi geldi. Şimdi oğlumu kaybetmek istemiyorum. Onu kaybedersem dayanamam. Yaşlanıyorum artık. Peşine de düşemiyorum. Ne olur tutun elinden oğlumu. Tamam teyzeciğim. Sakin olun. Sizi anlıyorum. O hala küçük bir bebe benim gözümde. Bu bebek yanlışlarla kirletilsin. Elimden alınsın istemiyorum. Üzülmeyin teyze. Hiç beklemediğiniz anda işler yoluna girebilir. Oğlunuzun önüne iyi yollar açılabilir. O şu anda görmüyor ki doğruları. Görecektir. Sabır lazım. Ona destek olmak lazım. Onun için canımı vermeye hazırım öğretmen bey. Yalvarırım kurtarın onu. Bilin ki onu kurtardığınızda birçok hayatta kurtarmaya vesile olacaksınız öğretmen bey. Haşim örnek olacak kendinden sonrakilere. Onlar da yanlış yollara sapmayacaklar. Örnek alacaklar onu. Doğrusu buymuş diyecekler. Ne olur. Tutun oğlumun elinden öğretmen oğlum. Teyzeciğim. Oğluna yardım edeceğim. Ama o nerede şu anda? Bilmiyorum. Helallik dileyip gitti.
Onu bir an önce bulun öğretmen bey. Oğlumu kurtarın. Hoş geldin Haşim. Hoş bulduk. Biz de talim yapıyorduk. Gerektiğinde göğüs göğüse de mücadele etmek gerekebilir. Öyle. Sen de denemek ister misin? Onu söyle. Ben bilmem ki. Hem çok iyi bilmem ben güreşi. Maşallah, aslan gibi çocuksun ya. Yaparsın. Hadi gel. Şehmuz. Bu Haşim. Bir güreş tutun bakalım onunla. Aslanım benim be. Aslan Haşim. Çok iyisin kardeş. Tebrik ederim. Sağ ol Şehmuz. Sen de fena sayılmazsın. Ben de diyordum ki. Haşim bizimle yaşamaya nasıl alışacak? Meğer sen zaten hazırmışsın Haşim. Bize katılmak istiyorsan eğer aramıza hoş geldin. Hoş bulduk Faruk abi. Bir dakika, bir dakika. O güreş tam olmadı. Kim bu ya? Ne işi var daha başında? Çerçi lan bu. İyice panayıra döndü burası ha. Haklısın. Çağırsan gelmez. Şu herif, aha bu Yağız delikanlıya kaş göz yaptı. Sana bilerek yenildi bu. Amca, seni tanımıyoruz. İşimize karışma. Bileğine güveniyorsan bir de benimle güreşirsin. Madem onu yendin, beni daha rahat yenmen lazım. Ama nerede sende o yürek, o bilek? Amca, hadi bas git işine. Sen bizi görmedin, biz de seni. Hadi! İşte sizin delikanlılığınız bu kadar. Hemen silah sarılırsınız. Yeter ama. Bak, yazık edeceksin kendine. Laf yenmez, bilek yener. Uzattın ama amca. Faruk abi. Bırak da güreşeyim şu amcayla. Ne gerek var Haşim? Meczubun teki işte. Dalaşmaya değmez. Ama ileri geri konuşuyor. Bırak da yutturayım ona laflarını. Hadi gel bakalım. Ya Allah! Belim! 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 Geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Haşim sen misin? Evet. Aferin. Kürek kemiğinde 3 tane kırık var. İnşaattan mı düştün? Ne yaptın? Yok, güreşiyorduk. İyi. Her kimle güreştiysen bir daha onu görür görmez arkana bakmadan kaç. Yeşil kartın var mı? Ne kartı? Yeşil kart ya da babandan dolayı bir güvencen var mı? Yok. Of! Ne olacak şimdi peki? Ne olacak? Oğlum tamam. Tedavini burada sürdürebilirsin. Hastane masrafları için para gerekir. Nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Oğlum! Yavrum, iyi misin? İyiyim anacığım. Bak, sana kimi getirdim. Kimmiş o? Dershanedeki öğretmenin Haşim'im, Salih Hoca. Az önceki sorunuzun cevabını ben biliyorum Doktor Bey. Tedavi masraflarını nasıl ödeyeceğini mi? Evet, o işi ben hallederim. Hızır gibi yetişmek diye buna denir işte. Estağfurullah. O zaman çıkarken vezneye bir uğrarsınız. Bak oğlum, her şeyde bir hayır varmış derler. Demek senin yaralanmanda da böyle bir hayır varmış. Nasılsın Haşim? Niye masrafları karşılıyorsun? Niye bana yardım ediyorsun? İnsan insanın dostudur Haşim. İlla bir karşılık mı vermen lazım benim sana iyilik yapmam için? Gerçi
Benim senden bir isteğim var ama... Neymiş o? Dershaneye yazılacaksın. Benim yanıma geleceksin. Seni sınava hazırlayacağım. Ne sınavı? Üniversite. Ne üniversitesi be hoca? Ben çoktan vazgeçtim okumaktan. Vazgeçmemelisin Haşim. Rahmetli baban ölmeden evvel seni dershaneye yazdırmış. Vasiyet etmiş okuman için. Annen çok üzülüyor. Ailenin ve kendi geleceğin için okuman lazım. Ama son kararı yine de sen verirsin. Of, bilmiyorum hoca. Biraz düşünmem lazım. Eğer bir karar verirsem uğrarım ben senin yanına. Masraflar için de teşekkür ederim. Şimdi teşekkür etme. Yanıma geldiğinde edersin. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Yavrum. Nanacığım. Oğlum. Bence bu çok iyi bir fırsat. Nasıl yani? Şimdi bak. Senin bu kemiklerin kırıldı mı? Kırıldı. Ha, bu ne demek? Yani bu demek ki bu halde bize katılmana birkaç ay daha imkan yok. Hı hı. Fakat mücadele bir tek türlü yapılmaz ki. Mücadele her yerde, her şekilde devam eder. Anlamıyorum. Bak şimdi. Eğer sen bu herifin seni çağırdığı dershaneye gitmezsen, oraya senin yerine birisini koymayacaklar mı? Koyarlar elbet. Fakat o kişi yeterince bilinçli olmadığı için bir süre sonra kendini kaptırıp onlardan biri haline gelecek. Muhtemelen. Fakat onun yerinde sen olursan hem o bir kişiyi kendilerine benzetmelerini engelleriz, hem de sen orada bulunduğun süre içinde düzeni ince ince bozarak onlara daha fazla zarar verebilirsin. Vay anasını ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Peki. Madem benim okumamı istiyorsunuz, o zaman hazır olun. Dershaneyi başınıza yıkmaya geliyorum. Haşim sen misin? Evet benim. Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin. Beni mi bekliyordunuz? Evet. Salih Hoca söyledi bugün geleceğini. Allah Allah. Hadi gidelim. Bizi bekliyor. Hı hı. Hocam. Oo Haşim. Hoş geldin. Geç gel otur. Nasılsın bakalım? Nasıl oldu kırıkların? Fena değil. Tamamen iyileşmedi ama. İyileşecek inşallah. Eskisinden iyi olacaksın. Karnın aç mı? Ya da bir şey içmek ister misin? İstemem. Dershaneye başlamak istemene çok sevindim Haşim. Ben o kadar sevinmiyorum aslında. Bu ders mers işleri çok sıkıcı. Yok yok. Şimdi sana öyle geliyor. Yarın bir başla bakalım Allah'ın izniyle. Yarın mı? Hemen mi? Evet. Erken kalkan yol alır. Ama ben nasıl gidip geleceğim köyden buraya? Benimle birlikte kalırsın. Şurada arka caddede bir evim var. Olmaz mı? Bilmiyorum. Evi bir görsem beğenirsek kalırız. Ne oldu? Beğenmedin mi çorbayı? Beğenmedim. Çok kötü olmuş. Pilav ye o zaman biraz. Yemem. Pilav da kokuyor. Allah Allah. Bütün dersleri sen mi vereceksin şimdi? Yok. Ben matematik hocasıyım. Başka hocaların da olacak. Bence hepsi çapsız hocalardır. Niye? Çapsız olmasalar burada işlerine. Başka yerde tutunamayanlar buraya geliyor hep. O kadar emin olma. Bizim hocalarımız gönüllü, dönüşümlü olarak çalışırlar. 2 sene burada, 2 sene başka yerde. Hepsi için ülkenin her yeri aynıdır. Boş versene ya, hikaye bunlar. Yalnız ben öyle sabah erkenden kalkıp gelemem. Olur, öğlenci yaparız seni. Tamamdır o zaman hoca. Bu arada evde fena değil. Bu dediğin burada kalıyorum demek oluyor herhalde. Evet ama dershaneye giderken giyecek bir şeyim yok benim. Bu pantolon eskidi artık. Benimkilerden veririz sana bir tane. Bol geldi bana bu.
Tamam. Tam oldu bu senin üstüne. Bu tamam diyelim. Ayakkabılarım çok kötü durumda. Bak, eskisinden yeni duruyorlar. Şimdilik bunları giy. Birkaç zaman sonra ben bir çift ayakkabı alırım sana. Karnım acıktı benim. Tamam. Hazırlayayım ben bir şeyler. Vay anasını. Ama acayip adam bu ya. Resmen evliya sabrı var bu adamda. Fazla mı yükleniyorum acaba? Evet. Altıncı soruya bakalım şimdi de. Var mı onu çözmek isteyen? Yok. Heh. Demek Haşim çözmek istiyor. Hayır, istemiyorum. Ama çözebilirsin. Açılar konusunu biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Biliyor hocam. Dün sorduğumda söyledi bana. Sen karışmasana. Ama biliyorsun. Niçin saklıyorsun bilgini? Hayır Adem. Haşim bilgisini saklamak istemiyor. Haşim son derece paylaşımcı bir çocuk. Hayır değilim. Kendini kandırmaya çalışma. Öyle olmasaydın burada olur muydun? İşte bizimle zamanını paylaşıyorsun. Benimle bir evi paylaşıyorsun. Ben sizin için yapmıyorum. Kendim için de yapmıyorum. O zaman her kim için yapıyorsan onlarla paylaşmış olmuyor musun? Neticede bir amaç uğruna savaşacak kadar güçlüsün. Demek ki bu soruyu da çözebilirsin. Ama çözmeyeceğim ya, çözmeyeceğim. İstemiyorum, çözmeyeceğim. Çözmek isteyen? Haşim! 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 Bir ayı geçti, ses seda yok. Ne durumda çalışmalar? Faruk abi, aslında iyi. Ben çıkarabildiğim kadar terslik çıkarıyorum ama doğrusu genel düzeni bozmaya muvaffak olamadım. Nasıl yani? Yani abi, adam çok iyi bir insan. Hiç sinirlenmiyor. Ne yapsam alttan alıyor. Sürekli bana bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ama sen öğrenmiyorsun herhalde. Abi, tuhaf olan da o. Öğreniyorum. Hem de çok öğreniyorum. O kadar iyi anlatıyor ki ne kadar dinlemek istemesem de giriyor kafama. Anlaşıldı. Sen bu işi beceremeyeceksin. Hemen ayrılıyorsun dershaneden. Abi dur yapma. Bir fırsat daha ver bana. Ne fırsatı ulan? Adamın etkisine girmişsin bal gibi. Yok abi, ne alakası var? Başka şeyler yapalım. Daha büyük bir şey. Tamam. Onu yarın ilçenin girişindeki inşaata getirebilir misin? Ama bir şey hissetmemeli. Getiririm. Getiririm herhalde. O kadar iyi bir adam ki hemen her şeye inanıyor. Kandırırım onu. Allah'ım, gözümüzü açtığın gibi basiretimizi de aç. Basiretli kullarının öğütlerini de bizi anlamaya muvaffak et. Hem burada hem de orada körlerden etme. Sen her şeyi işiten ve görensin. Yardım et Allah'ım. Amin. Hoş geldin Haşim. Gelsene. Yok hocam, gelmeyeceğim. Dershaneden ayrılıyorum ben. Ama niye? Çalışmam lazım hocam. Ailem zor durumda. Birçok ihtiyaçları var. Karşılanması lazım. Ne yiyecek bulgurları, ne yakacak odunları, ne de çocukların ayağına giyecek bir şeyleri var. Nerede çalışacaksın peki? İlçenin girişinde büyük bir inşaat var ya, orada. Haşim, emin misin? Bak, lise bitirme sınavlarına az bir zaman kaldı. Sen de hazır sayılırsın. Hiç değilse lise diplomanı alsaydın. Mümkün değil hocam, mecburum. Peki, ben geleyim akşamları senin yanına. Orada çalıştırayım seni, he? Hayır hocam, bunu kabul edemem. Neyse, ben gideyim. Yarın erkenden başlamam lazım. Girebilir miyim öğretmen bey? Tabii tabii. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk öğretmen bey de. Haşim yok mu?
Bakındım bakındım göremedim bir türlü ben. Haşim çalışmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Okulu bıraktı. Ay, ay, korktum başıma geldi. Bırakmadılar oğlumu, kandırdılar onu. Öğretmen bey, ne olur git bul onu. Çok geç olmadan bul. Niye çalışmak mecburiyetindeymiş ki? Ben çalışır bakarım ona. Onun için evimi de satarım. Her şeyimi veririm. Yeter ki karanlıklara düşmesin yavrum. Ne olur. Bulun öğretmen bey. Bulun. Ağlamayın teyzeciğim. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Merak etmeyin. Ulan hani gelir diyordun? Sabahtan beri buradayız. Nerede bu Salih Hoca? Gelir Faruk abi, bekleyin biraz. Gelmezse onun yiyeceği sopayı sen yiyeceksin, haberin olsun. Tamam yerim. Ama ona fazla vurmayın olur mu? Biraz korkutun, çekip gitmesini söyleyin yeter. Aslan! Senden akıl mı alacağız? Geliyor. Salih Hoca geliyor. Tamam, saklanın. Ben işaret vereceğim. Selamun aleyküm Haşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sadece sen mi çalışıyorsun bu koca inşaatta Haşim? Başkaları da var. Bak, sana test kitabı getirdim çalışman için. İstemiyorum. Ama istemiyorum olmaz Haşim. Ders çalışman gerek. Ama burada da çalışmam gerek. Ailem perişan durumda. Ben onlara yardım edebilirim. Annen çalışmanı istemiyor Haşim. Okumanı istiyor. Hoca! Hoca! Çocuk istemiyorum diyor. Duymuyor musun? Selamun aleyküm. Bırak selamı kelamı. Çocuk istemiyormuş seninle ders çalışmayı. Bas git. Ama siz bu işe karışmasanız daha doğru olur. Nasıl yani? Dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun sen? Senin karışman oluyor da bizimki niye olmuyor? Hadi bas git. 2 gün içinde de kasabayı terk et. Burada kimsenin senin aklına ihtiyacı yok. Estağfurullah. Ben akıl vermek istemiyorum. Sadece kendi aklını kullanmasını istiyorum. Uzun ettin ama. Sana git diyorum ulan. Ulan sana diyor. Defolup gidecek misin buradan? Buraya bir iş için geldim. Onu bitirmeden de ölmek pahasına bile olsa gitmem. Al ulan o zaman. Faruk abi yeter. Ne diyorsun lan? Yeter dövdünüz. Daha mı vuracaksınız? Sana mı soracağız ulan? Polis. Bunun hesabını soracağız senden. Göreceksin, soracağız. Hadi. Hocam, iyi misiniz? Hocam, benim için ölüyordunuz neredeyse. Kimse yapmaz bu yaptığınızı. Böyle olacağını bilemedim hocam. Özür dilerim. Haşim, bırak bunları şimdi. Ben dayak yedim ama sen kendine çeki düzen ver. Doğruyu, iyiyi bul ki mücadele etmek istediklerinle gerçekten mücadele edebilesin. Hadi. Şimdi beni eve götür. Hadi hocam. Hadi gidelim hocam. Hani olmazdı? Hani alamazdın lise diplomasını? Hocam, Allah razı olsun, ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Senin sayende olur. Hiç alakası yok. Benim sayemde olsa diplomada benim adım yazardı. Ama bak, üstünde senin adın yazıyor. Şimdi sıra geldi üniversite sınavını kazanmaya. İnşallah hocam, inşallah. Benim matematikten çok eksiğim var. Ne yapacağımı bilmiyorum.
O zaman bu akşam size geleyim. Biraz daha çalışalım. Tamam. Akşam 7 gibi gel. Bu kitaptan da çalışırız. Yemek de yeriz. Olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Faruk abi. Vay. Adımı hala unutmamışsın demek. Estağfurullah abi. Kes ulan tıraşı, yürü. Abi ne? Abi bıraksana. Yürü abi. Geç, abi nereye ya? Aşim bak. Örgütün emirlerini hiçe saymanın cezasını biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Ve inan senin üzerinde uygulamak istemem. Peki ne istiyorsun benden? Birkaç şey. Önce o dershaneden ayrılacaksın hemen. Ama Faruk abi. Kes ulan! Sonra da bizim için başka görevlerde çalışmaya başlayacaksın. Ama ben örgütlü olmak istemiyorum artık. Haa, öyle mi? O zaman aileni unut. Hatta hocanı da unut. Her şeyini unut. O zaman bırakalım her şey böyle devam etsin. Sen sadece kendini mi düşünürsün Haşim? Sadece kendini kurtardığında her şeyin kurtulacağını mı sanıyorsun? Ayıp değil mi bu? Ama okuyup adım olursam diğerlerine de faydam olur. Ah Haşim, ah. Hep aynı laflarla kandırıyorlar sizi. Okuyup adam olsan ne olacak? Adamlık para mı ediyor? Yine aç kalacaksın. Yine kimseye bir faydan olmayacak. Oysa bize katılırsan hep birlikte kurtulabiliriz. Anlamıyor musun? Benden ne yapmamı istiyorsun? Seni yeni bir göreve veriyorum Haşim. Bir süre kurye olarak çalışacaksın. Bizim önemli paketlerimizi götürüp getireceksin. Nedir bu? Ne olduğu önemli değil. Bunu şu adrese götüreceksin. Bu adresi ezberle. Sonra da kağıdı yırtıp yut. Korkma, bir şey olmaz. Hadi. O zaman bırakalım her şey böyle devam etsin. Sen sadece kendini mi düşünürsün Haşim? Sadece kendini kurtardığında her şeyin kurtulacağını mı sanıyorsun? Ayıp değil mi bu? Yine mi sen? Dur, bir şey yapmayacağım. Geçmiş olsun diyecektim. Yaklaşma, çekil git. Git. Al. Deli mi ne ya? Hep de bana denk geliyor. Kımıldama. Kimliğini çıkart. Ne dolaşıyorsun burada? Bunu mu arıyordun? Nedir bu? Bilmiyorum. Bizi mi kandıracaksın oğlum? Böyle paketlenmiş bir şey eroinden başka ne olabilir? Ne, eroin mi? Yemin ederim ki haberim yok. Bak, itiraf et, 10 seneyle yırt bunu. Ne 10 senesi? Of be, kelepçele şunu. Haşim. Haşim neredesin sen? Memur bey, Haşim bir kabahat mi işledi? Sen kimsin? Ben onun ustasıyım. Şeker almaya gönderdim. Pudra şeker. Gelmeyince merak ettim. Yine internet kafeye takıldın değil mi? Evet usta. Ah Haşim ah. Ne diyorsun hemşerim? Bu pakette pudra şekeri mi var? Evet. Açın bakın. Hakikaten pudra şekeri. Ama bu şekilde paketlendiğini ilk defa görüyorum. Delikanlı çok film izliyor galiba. Çocuk işte memur bey. Affedin bu seferlik. İyi. Hadi şekerlerinizi alın da gidin. Hocam affedin beni. Affetmek Allah'a mahsus. Affedilmek de insana yakışan özellik. Çok utanıyorum. Niye gidip yine bulaştın o adamlara? Çok korktum hocam. Korkun necele faydası olmaz.
Doğru ol, doğruluğun hakkını ver. Hocam, bu pakette sahiden pudra şekeri mi vardı? Herhalde. Sen de gördün. Hocam, sende bir numara var ama çözeceğiz bakalım. Hocam. Efendim Haşim? Sizi birkaç kez namaz kılarken gördüm. Çok huzurlu görünüyordunuz. Acaba diyorum, ben de kılabilir miyim? Tabii kılarsın Haşim. Ama ben bilmiyorum. Eve gidince öğretirim sana. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Bu senin son şansın. Burada sana da anana da yetecek kadar para var. 1000 yıl okusan bu parayı kazanamazsın. Daha da direnecek olursan olacaklardan ben sorumlu değilim. Aptallık etme Haşim. Aklını kullan oğlum. Bize bir söz verdin. Mücadeleden kaçamazsın. Okusan ne olacak? Okul bitince iş bulacağını mı sanıyorsun? Adaletsizlikle, yoksullukla mücadele için sana ihtiyacımız var. Senin bu yaptığın babanın can verdiği topraklara ihanet değil mi ha? Haşim, ihanet değil mi? Onlar sana ne vaat ettiler ha? Vaat ettiklerini gören, gidip gelen olmuş mu? Yoksa sadece vicdanlarını mı rahatlatıyorlar? Oysa biz öyle miyiz? Bizim vaat ettiklerimizin hepsi dünyada. Yani gerçek. Bunu yapabilmemiz için de bitmeyen para kaynaklarımız var. İmkanlarımız var. Bir tercih yap Haşim. Mücadeleden vazgeçme. Mücadele. Elbette mücadele edeceksin. Alın terinle, dürüstlüğünle ve çalışkanlığınla hayatı kazanmak için mücadele edeceksin. Doğruları öğrenmek, dost doğru bir adam olmak için mücadele edeceksin. Yanlış bir yolda kaybetmek için değil, doğru yolda kazanmak için mücadele edeceksin. Vazgeçmemelisin Haşim. Rahmetli baban ölmeden evvel seni dershaneye yazdırmış. Vasiyet etmiş okuman için. Annen çok üzülüyor. Ailenin ve kendi geleceğin için okuman lazım. Ama son kararı yine de sen verirsin. Hayır. Bu benim mücadelem değil. Benim mücadelem bu değil. İnsanları zehirleyerek elde ediyorsunuz bu kirli paraları. Kardeşi kardeşe kırdırıyorsunuz. Kan döküyorsunuz. Bu benim mücadelem olamaz. Yürü! Geberteceğim seni! Bırak! Nereye bırak, kaçacaktın ha? Yürü! İstemiyorum, yürü, bırak! Yürü dedim sana, yürü! Geberteceğim seni! Kızı duydum, bırak! Ne istiyorsun ondan? Sana ne lan? Seni istemediğini söylüyor, duymuyor musun? Defol, defol yoksa polis çağıracağım! Yine geleceğim! Nereye gitsem bulurum! Benden kurtulamazsın! İyi misin? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatımı kurtardın. Ne istiyor senden? Onunla evlenmemi. Ama ben sevmiyorum onu. Kimse kimseyi sevmeye zorlayamaz ki. Gidin buradan artık. Dertlerimle üzmek istemem sizi. Teşekkür ederim. Ya geri dönerse? Ölmek istiyorum. Yaşamak istemiyorum. Hemen pes etme. Sabırlı ol biraz. Şimdi gel benimle. Hadi. İşte böyle. Aslında okumak istedim ama olmadı. Annemi de geçen yıl kaybettim. Babam sürekli içip içip dövüyordu beni. Evden kaçtım. Şahin düştü peşime. Zorla elde etmek istedi beni. Kimim kimsem yok, sahipsizim diye üzerime geldi. Zorla arabasına bindirdim. Gerisini biliyorsun. Sahipsizlik çok kötü bir şey. Şimdi gidecek bir yerin yok öyle mi? Var. Bir halamın kızı var. Bir tek ona güvenebilirim. Seni ona götürürüm. Güvenilir bir yere dokunmak çok güzel. Birine güvenmek çok güzel. Bana güvenebilirsin.
verdin bana. Ya çıkmasaydın karşıma? Estağfurullah. Hayat vermek Allah'a mahsustur. Kim olsa yapardı. Ben de senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Daha doğrusu nasıl desem, hep senin yanında olmak isterim. Ben de. Dünyada hala senin gibilerin yaşadığını görünce şükrediyorum Allah'a. Eğer hep yanımda olursan en mutlu insan ben olacağım. İnşallah oluruz Zümrüt. İnşallah. Haşim, mutfakta çayın altı yanıyor. Aman ha, unutmayalım. Yakarız yine çaydanlığı. Oho, ben de çayları kime emanet ediyorum? Haşim, nerelere daldın? Efendim hocam, ne çaydanlığı? Boş ver çaydanlığı. Dalgın gördüm seni, hayrola? Yok hocam, öyle soruları çözüyordum. Hocam, kusura bakmayın, çok beklettim mi sizi? Önemli değil. İlk dersten sonra göremedim seni. Nereye kayboldun? Meraklandırdın beni. Benim bilmediğim önemli bir şey mi oldu? Annem hastalanmış. Köyden haber geldi. Köye gitmek zorunda kaldım. Ondan yani, derse filan da giremedim. Aslında annen bugün seni ziyarete gelmiş. Özlemiş, merak etmiş. İçeride oturuyor, danışmanı. Sen al anneni eve git. Hasret giderin anamı. Benim dışarıda biraz işlerim var zaten. Oğlum! Anacığım! Anacığım hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Nerelerdesin sabahtan beri? Gözlerim yollarda kaldı. Geldim anacığım. Hadi eve gidelim de dinlen biraz. Hem sana bir sürprizim var. Çok sevineceksin. Hadi, yürü. Delikanlıyı kız biraz kullanıyor gibi. Bu ilişkide dikkatli olmak lazım. Gençlik işte. Zamanla daha iyi bir çizgiye gelebilir. Temelinde yalan olmayan, insanların birbirini aldatmadığı ilişkilerle bu işi karıştırma. Ben düşündüm bu ilişkiyi nasıl düzgün hale getiririm diye. Onun için hep o yöne dikkatimi verdim. Nasihatin ikna boyutunda olmalı dedim. Her nasihatın temeli iknadır. Nasihat zor kullanılmadan yapılır. Nasihat alan da bu işe gönlünü açar. Ama ortada temeli yalan olan bir durum var. Yalan da bir kıvılcım gibi doğruluk harmanına düşer. Her şeyi yakar. Peki ne yapmalıyım? Git o zaman bul bu değneği. Bana bakın. Hadi dağılacağız artık. Hava soğudu. Siz anladınız değil mi bildirileri kime götüreceğinizi? Anladık Faruk abi. Matbaadan alıp üst mahalledeki tamirciye bırakacağız. Oradan da evdeki toplantı için diğer çocuklara haber vereceğiz. Zümrüt, sen de elini çabuk tut. Bu çocuk sınava girmeden katılmalı aramıza. Yoksa çok geç olacak. Tamam Faruk abi. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Kendim hoca zannedip kendi hocama asi geldim. Meğer bana söylemek istediği başkaymış. Affet beni Allah'ım.
Haşim! 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 Neden engellemiyoruz onu? Neden olanları ona olduğu gibi apaçık göstermiyoruz? Bir insanda bir gerçeği gösterdiğin zaman onu görebilecek gözler olmalı. O gözler açık olmalı. Haşim gitti gider usta. Acele etmemiz lazım. İnsan aceleden yaratılmıştır. İnsan elbette hayrı istemekte de acelecidir. Ama bizim hayır olarak bildiklerimizin içinde şer, şerrin içinde de hayır saklı olabilir. Al bunu da ağla bol bol. Haşim acayip yufka yüreklidir. Göz yaşına dayanamaz. Merak etme sen. Gerekirse onu bir daha görmemekle tehdit ederim. O zaman kesin ikna olur. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Zümrüt, Zümrüt'üm ne oldu? Babam yerimi öğrendi. Haşim. Babam beni götürmeye karar verdi. Beraber İstanbul'a gidecekmişiz. Nasıl yani? Yine kabus. Yine içim içim dövecek beni. Bırakmam seni. Birlikte İstanbul'a gideriz. Salih Hoca yardım eder. Salih Hoca mı? Hep o adamın yüzünden oldu zaten ne olduysa. Belki de o anlattı babama her şeyi. Yoksa babam nereden öğrenecek? Salih Hoca yapmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama inanıyorum. Başaramayız. Babam zorla evlendirecekmiş beni. Olmaz, hangi devirde yaşıyoruz? Olmaz öyle şey. Sen istediğin kadar olmaz de. Burada kendi kendine bağırarak buna engel olamazsın. Babam götürecek beni İstanbul'a. Orada evlendirecek zorla. Ne yapacağız peki? Kaçacağız. Nasıl? Peki ya sınav? Demek sınav benden daha önemli. Dur, gitme. Tamam Zümrüt, tamam. Seni çok seviyorum ben. Hatta anneme bile söyledim. Bak ne diyeceğim. Cumartesi gecesi gidelim buradan. Yeter ki üzülme sen. Sınava seneye de girebilirim. Hayrola Haşim? Yolculuk mu var? Yok hocam, ne yolculuğu? Bavulunu topluyorsun. İnsanlar genelde yolculuğa çıkacakları zaman bavullarını toplarlar. Hocam, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Haşim? Uzağa hocam. Zümrüt'le birlikte gidiyorum. Peki sınavın? Onca verdiğin emek, yaptığın onca plan, onlar ne oldu? Şu durumda onların bir önemi yok hocam. Zümrüt'ü evlendirmek istiyorlar. Ben onsuz yaşayamam. Onu kaçıracağım. Bunu senden Zümrüt mü istedi? Hayır, ben karar verdim. Gidemezsin Haşim. Beni engelleyemezsiniz hocam. Elbette engelleyemem. Öyleyse bırakın beni gideyim. Sınava gir, sonrasını düşünürüz ha? Sınav falan umurumda değil benim. Emin misin Haşim? Peki, öyleyse ne diye ders kitaplarını bavuluna koydun? Neden yırtıp atmadın onları? Belki doğru olanın ne olduğunu bilmemene rağmen nefsin seni engelliyordur ha? Nereden biliyorsunuz bavulumda onların olduğunu? Ha, anladım. Beni gözetliyordunuz. Her zamanki gibi. Bir açık vermemi bekliyordunuz. Beni rahat bırakın. Artık özgür olmak istiyorum, anladınız mı? Özgürlük hem nefsine hem de kendine zarar vermemekle olur. Nefsinin arzularına kendilerini prangalayanlar nasıl özgür olur? Zincirler ve özgürlükler bir arada olmaz. Zümrüt'ü seviyorum. O ne isterse yapmaya hazırım. Ancak nefsinden kurtulduğun vakit gerçek aşkı bulursun Haşim. Siz aşktan ne anlarsınız hocam? Hiçbir fikriniz yok. Şurasını unutma. Kalbinin peşinden gittiğini sanıyorsun. Oysa nefsinin peşinden gidiyorsun. Nefsi alıp onu yere çarpmadıkça görmeyecek neyin peşinde olduğunu. Bırak gitsin.
Belki de gerçeği görmesi için gerçekle karşılaşması gerek. Gerçeğin onun karşısına ayan beyan çıkması gerek. Son söylediklerimi de yazdın mı? Yazdım Faruk abi, yazdım. İyi, oku bakayım şimdi yazdıklarını. Dağda, kentte, her tarafta ses getirecek eylemler yapmalıyız. Son günlerde bizim için esen rüzgarları iyi değerlendirmeliyiz. Rüzgar çıktı galiba. Evet, neyse. Devam edelim. Bu eylemler son derece önemli olup... Hay Allah, kalem aktı. Ben bir ellerimi yıkayıp da geleyim. Allah Allah, aklım bugünlerde bir karış havada. Kendine biraz çeki düzen versen iyi olacak. Aşım, seni çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm anda kalbinin temizliği ve azmin beni sana hayran bıraktı. Zümrüt! Ne oldu Faruk abi? Bu ne? Bu ne? Ben sana eylem duyurusu yazdırıyorum. Sen aşk mektubu yazıyorsun. Bu işin çığırından çıkacağı belliydi. Faruk abi, yemin ederim ben sadece görevimi yaptım. Hem buraya sadece senin istediklerini yazdım. Faruk abi, bitti. Ben... Bu iş bitti. Görevini değiştiriyorum. Öyle tatlı sularda gezinmek yok. Gerçek mücadele neymiş öğreneceksin. Ya da ihraca kadar varır bu iş, ona göre. Anlaşılan sen tuzağa düşmüşsün. Haşim değil. İstanbul, İstanbul. İstanbul'a gidecek yolcu kalmasın. Son 10 dakika. Kardeş, İstanbul'a mı gidiyor bu otobüs? Evet. Hay Allah ya. Yarın sabaha kadar bilet yok. Keşke beklemeseydik. Eh be namık. Kardeşim 13 aydır şu dağlarda askerlik yapıyorsun. Şimdi bir gün daha sabredemiyorsun be. Sabredemiyorum. Ben burada askerlik ederken bir oğlum oldu kardeş. Daha onun yüzünü göremedim. Şimdi bana bir gün bir yıl gibi geliyor. Zar zor kopardık zaten izni. Tabii zor. İstanbul'a gidecek yolcu kalmasın, kalkıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Sen haber verdin mi evdekilere? Hı. Şimdi beni bekliyorlardır büyük ihtimalle. Kardeş, sen gelmiyor musun İstanbul'a? Bir sonrakiyle giderim artık. Kardeş, bende iki tane fazla bilet var. İstersen al birini, gör çocuğunun yüzünü. Yarın sabaha kadar bekleme. Sen gerçek mi diyorsun kardeş? Hakikaten mi? Peki sen ne yapacaksın? Ben mi? Ben bekleyeceğim. Alo. Zümrüt'le görüşecektim ben. Nasıl yanlış? Yanlış olamaz. Kendi el yazısıyla verdi bana bunu. Gönderdiniz değil mi? Onu İstanbul'a gönderdiniz. Hayır. Bu numara işte. Deli falan değilim ben. Kesin başkasıyla babası İstanbul'a gönderdi. Ama ben onu bulurum. Bulacağım. İlk otobüse bilet istiyorum. Tamam, kesiyorum. Oğlumu gördünüz mü? Otobüse binecekti. Burada olacaktı. Nereden bileyim teyze ben senin oğlunu? Nasıl bilmezsin? Uzun boylu aslan gibi oğlum. Adı Haşim. Teyze git işine ya.
Kardeş, senin otobüsün şuradan kalkıyor. Ya Rabbim. Ne yapacağım ben şimdi? Engel olamadım ona. Çok mücadele ettim ama kurtaramadım. Yardım et bana Allah'ım. Kavuştur beni oğluma. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Komutanım bunların arasında. Hani Ankara'dan gelen görevli olacaktı bu otobüste? Hani birkaç haftadır bunların asayişiyle ilgili rapor hazırlamıştın? Hani avucumuzun içindeydi? Ne biçim istihbarat lan bu? Beceriksizler! Bir işi beceremediniz! Aptal! Yıkıl karşımda! Ben... Tamamdır, gidiyoruz. Devam edin, devam edin! Az daha kaçırıyordun sınavı. Uyuyakaldın galiba. Evet, uyuyakaldım. Al kağıdını, gir içeri. Sağ ol. Hoş geldin Haşim. Nasıl geçti bakalım sınav? İyi geçti, çok iyi geçti de siz nereden biliyorsunuz? Seni biliyorum Haşim. Hocam, sizden nasıl af dileyeceğimi bilmiyorum. Yanlış yaptım, size inanmadım. Az daha bütün hayatımı mahvediyordum. Nereye hocam? Senin bana ihtiyacın kalmadı artık. Ama kim bilir, belki başkalarının vardır. Hocam biliyor musunuz? Aslında iki de otogara gitmişim. İki genç vardı. Askerlik izinlerini almışlar. Onlara biletimi verdim. Onlar da benim bineceğim otobüse bindiler. Eğer sabah otobüsüne binselerdi... Ayşe, sen anladıysan yeter. Bana anlatmana gerek yok. Hakkınızı helal edin hocam. Helal olsun Ayşe. Hocam. Hocam evin anahtarını unuttunuz. Hocam. Oğlum. Oğlum. Kazandım anne. Yavrum. Aslan. Anne, sınıf öğretmenliğini kazandım. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Şükürler olsun ya Rabbim. Aslan oğlum benim yavrum. Çalışkan oğlum benim. Allah'ım şükürler olsun yavrum. Sağ ol Salih hocam. Yavrum, sağ ol. Oğlum benim. Allah senden razı olsun. Yavrum, aslan oğlum benim. Yavrum.
Haşim bir imtihan kazandı. Ne kadar da sevindim. İnşallah hep istikamette kalır. Çirkini gördü, yaşadı. İmanın güzelliği çirkine dönmeyi ateşe dönmek gibi görmekten geçiyor. Yola başlamak için çektiği çileler onun yolunu aydınlatacak. Belki de öğretmen olacak. Etrafına ışık saçacak, bilgi dağıtacak. İnşallah.